Elif, sen ne okuyorsun? Moda tasarım okuyorum ben. Özel bir üniversitede moda tasarım okuyorsun. Kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıftayım, bitiyor şu an yani. Bu arada baban gerçekten güzel yemek yapıyor mu? Gerçekten çok güzel yemek yapıyorum. Yani yiyen herkes çok beğeniyor. Yarışmacılarla ilgili bir şeyler anlattı mı? Biraz sürpriz olsun istiyordu. Yani heyecanlandırıyor ama tam bilmiyorum yani. Bu arada baban da geldi. Hoş geldin Ahmet şefim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol Gülbüz, sen nasılsın? Bakıyorum da önlüğünü de giymişsin. Aynen, önlüksüz olmaz. Oldukça büyük ve rahat bir çalışma alanın var. Evet, aynen. O zaman yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım, hemen start. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Süren başladı. Neyle başlıyoruz Ahmet? Gürbüzcüğüm, biberlerimizi yıkayacağız. İlk önce. Ahmet, iki tane kızın var. Biri Elif. Birisi de Fatma. Biliyorsunuz Fatma beni kaydeden. Kaydeden derken? Yani gece tekrarını izliyorduk yarışmamızın. Dedim ki Fatmış, beni de kaydetsene dedim. Kaydetti. Hemen de şey oldu, faaliyete başladık yani. Elif, babanın yarışmaya katıldığını öğrenince ne dedin? Sonunda istediğini yaptın dedim yani. Düşünüyorduk çünkü. Annen mi daha güzel yemek yapıyor yoksa baban mı? Yani ikisi de çok güzel yemek yapar ama genelde babam yani. Ahmet, evde yemekleri sen mi yapıyorsun? Tabii. Ya seviyorum, benim yaşam tarzım bu. Elif, sosyal medyada 15.900 takipçim var demek. Evet. Bu işten para kazanabiliyor musun? Evet. Yeni yeni başladım yani, kendi emeklerimle birazcık kazanıyorum. Bu işlerden nasıl para kazanılıyor? Yani kıyafetleri üzerinde gösteriyorum, insanlara öneriyorum. Onlar aldıkça da işte bana da komisyon geliyor. Tahminen ayda ne kadar kazanıyorsun? Yani şimdilik 2000-3000 arası. 2-3000 lira mı? Yarışmacımız yemeklerine başlamadan önce kullanacağı sebzeleri yıkarken yeşillikleri suda bekletiyor. Babacığım, hangi tabakları kullanacaksın? Ben vallahi çıkarayım babuşum mı? Buradaki natürel bir tabaklarımız var. Dışarıdaki şey atmosfere uygun olsun diye yeşil takımları çıkaracaksın. Tamam, ben onlar çıkarayım burada. Yuvalama çorbasıyla başlayan yarışmacımız nohutları yıkadıktan sonra tencereye alıp suyunu ayarlıyor. Bu arada ev sahibimizi gördüm. Şirin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz sizi. Sabah sizinle çok konuşamadım. Evet. Yeni uyandık, kendinize uyandık. Bu arada çok şıksınız. Teşekkür ederim. Sizi güzel gördüğünüz için. Gerçekten çok güzel bir evde oturuyorsunuz. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşim, işte benim aslında ortaokul lise arkadaşım. Evet, oradan tanışıyoruz. Acıbadem'de oturuyorduk. Burası da eşimin aile eviydi. Sonra kızım burada bir yakın bir okula başlayınca biz de buraya taşındık. Böyle güzel bir evde yaşamak insana mutluluk veriyor olmalı. Evet, yani inşallah Allah isteyen herkese nasip eder, çok güzel. Bu arada farklı balıklar gördüm. Evet, koi, Japon koi balıklarımız var. Hatta kışın karda gölün üstü dondu. Yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Bütün kış bekledik. Hiçbir gün bile yemek yemeye çıkmadan yem verdik, yemler hep kaldı üstünde. Herhalde dedik gittiler ama umutla bekledik. Sonra gün havalar ısınınca birer birer yükseldiler hepsi. Hala evet, kocaman da olmuşlar. Evet, biz de gördük. Bunlar Japon koi balıklarıydı değil mi? Japon koi balık. Bahçede başka neler var? Tavşanlarımız var. Biri hamile. Yandık. 2-3 aya 500 olur diyorlar. İşte ondan sonra 3 köpeğimiz var. 2 kedimiz var. Köpekleriniz şu anda burada yok galiba. Evet, şimdi evet eğitimdeler. Bugün için sabah erkenden gittiler eğitime. Sevgili Ahmet şefim, neler yaptık? Nohudumuzu ısladık. Bu yarım saat bu şekilde karbonatta kalacak. Ondan sonra suyunu süzeceğiz. Yarım saatte düdüklüde kaynatacağım. Şirin, sen ne iş yapıyorsun? Ben yani şu an çalışmıyorum ama aslında işte fizik mühendisiyim. Yüksek lisansım savunma teknolojileri. Doktoram da endüstrinin tasarımı. İTÜ mezunuyum. Şu anda karşımda inanılmaz bir başarı görüyorum. Harikasınız. Eşim İngiltere'de okudu. O da yazılımla uğraşıyor. Gemi işletme programı yazılımını yapıyorlar. O şekilde. Kaç yıllık evlisiniz? Biz işte 10. 2 Haziran'da 10 sene oluyor. İki tane de çok güzel kızınız var. Ahmet'le aranız nasıl? Ahmet'i çocukluktan tanıyorum. Aynı mahallede büyüdük. Onun kebaplarıyla büyüdüm. O da 10 yaşından beri çalışıyor aslında. Çok çalışkandır kendisi. İşini de çocukluktan beri çok sever. İşte Ahmet'i çocukluktan beri tanıyorum. Ahmet'in eşi ablanız neden ekrana çıkmak istemiyor? Vallahi
O çok ekran sevmiyor herhalde. Ayşegül Hanım, neredesiniz? Ahmet, şu ana kadar neler yaptın? Gülbücüğüm, sarımsaklarımızı soydum. İlk önce kuzu şiş biliyorsunuz, biraz terbiyesini alması lazım. Bu arada Şirin de çaktırmadan kaçtı. Ahmet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Gürbüz, kuzu şiş normalde bir gün önceden terbiye edilmesi lazım. Terbiye edilirse yumuşacık olur. Yine de ben mümkün mertebe but tarafının sokum tarafı yani aldım. Onları da şimdi hafif yağ ile terbiyeleyeceğim. Hafif pul biber, hafif bir sarımsakla o şekilde hiç olmadı bir müddet dinlenmeleri gerekiyor. Mangalda kuzu şiş için kuzu etini kuşbaşı doğrayan yarışmacımız ara yemeği için kuru biberleri haşlanmaya bırakıyor. Kabaklarımız atılıyor. Kuru biberlerden sonra kuru kabakları da haşlanmaya bırakan yarışmacımız iç harcı için pirinçleri sıcak suyla ıslatıyor. Bu kırık pirinci neden ayırdın? Bunu un yapacağım merdaneyle. Yuvalama için mi? Yuvalama için aynen. Ondan sonracıma şuradan bulgurumuzu alacağız. Ben bulgura Gürbüz dolmanın içine bulgur ve pirinç koyuyorum. Çok lezzet veriyor. Normalde şeyden yapıyorlar. Onun adı nedir? Sade pirinçten yapıyorlar. Ben onu biraz da bulgur atıyorum. Çok hoş bir tadı oluyor. Kuru dolmanın iç harcı için ıslatılan pirinçlere bulgurdan sonra tuz ekleyen yarışmacımız şimdi de soğan doğruyor. Ahmet, rakiplerinin performansı için ne düşünüyorsun? Yani kendi hataları. Yani bu benim yaptığım menü gerçekten çok riskli bir menü. Yani bunu usta bile yapmak istemez bunu. Bu menü, bu süreçte. Ahmet, iş yerinizde ağırlıklı olarak ne satıyorsunuz? Gürbüzcüğüm, biz pide satarız. Kuşbaşı, kıymalı kaşarlı. Aynı insanlarda bir psikoloji oluşmuştur. Ya arkadaş, ya kıyma yemeyelim gibilerinden. Bizim parça etimiz neyse kıymamız da odur. Öyle olması gerekiyor. O yüzden kıymalı pidemiz çok meşhurdur. Kıymalı pide satıyoruz, kuşbaşı kaşarlı satıyoruz. Lahmacunumuz güzel ama sarımsak koyamıyoruz maalesef. Bizim orada ekseri, iş yerleri çok olduğu için. Sarımsak koymama kararı mı aldınız? Karar aldık yani. Olmuyor, sarımsaklı olmuyor. Aslında sarımsaksız lahmacun olmaz bizim yörede de maalesef. Sen Kilisliydin değil mi? Biz, aynen. Kuru dolmanın iç harcı için ıslatılan pirinç ve bulgurların suyu süzüldükten sonra soğan, salça ve zeytinyağıyla karıştırılıyor. Nasıl yetişecek, nasıl yetiştirecek, nasıl ilerleyecek? Yani çok iddialı olduğunu söylüyordu başından beri. Dediğim gibi çok sessiz. Ama patlarsa bugün büyük patlayacak. Sen mangal yakacaksın, bunları pişireceksin. Üstüne kuzu şişleri yapacaksın, şişe geçireceksin. Patlıcan kıymayı yapacaksın. Bunları hangi ara yapacaksınız acaba Ahmet Bey? Çok merak ediyorum. Bugün Ahmet Bey yanına herhalde ekstra iki kol daha getirmiş. Çünkü dört koldan çalışırsa anca yetişecek. Şimdi ne yapıyorsun? Sarımsak az bir şey. Sarımsak koymam lazım. Neye koyman lazım? Kuru dolmaya. Sarımsak her şeye yakışıyor değil mi? Ya sarımsak şifa yani olmazsa olmaz. Kuru dolmanın iç harcına sarımsak ekleyen yarışmacımız haşladığı kuru biber ve kabakların içini doldurmaya başlıyor. Şimdi Gürbüz, benim menümde biliyorsun sadece kabak ve biber vardı. Ben hodri meydan açısından patlıcan da koydum. Çünkü patlıcan aslında olmazsa olmaz da patlıcan kebabı var da ya patlıcan oldu denilmesin diye o şekilde düşündüm. Yemek yaparken eldiven kullanmıyorsun. Gürbüz, ben eldiven kullanamıyorum. Yani ellerimi tertemiz şıkır şıkır yıkarım. Onun lezzeti bambaşkadır. Sence el lezzeti diye bir şey var mı? Ben ona inanıyorum. Kesinlikle ben ona inanıyorum. Biraz kuru geldi. Bu arada gayet güzel gidiyorsun. Ara yemeğini tamamlamaya çalışan yarışmacımız kuru dolmaların içini doldurduktan sonra tencereye yerleştiriyor. Ahmet, yemekteyiz izlemekle burada yarışmak arasında nasıl bir fark var? Ya kesinlikle şu belki de her gün birisine gittik. Ben final yarışmacısıyım. Hayatımın en zevkli, tatlı belki de günleriydi. İlk günler bu kadar zevk almadım da gün geçtikçe daha farklı oldu hepsi. Sence eğlenceli mi? Eğlenceli olmaz olur mu ya? Heyecan hepsi bir arada. Bu arada çok da ballısın. Çünkü karşına sağlam rakipler çıkmadı.
Yani. Ahmet Bey şans vermiyorum. Bu menü zor bir menü gibi görünüyor ama mangalda kolayca çıkartabileceği, lezzetin de iyi olacağını düşünmüyorum. Asla kazanamayacak. Kuru dolmaları tamamlayan yarışmacımız kebapların yanında vereceği soğan salatası için kapya biber doğruyor. Kapya biberlerimizi çırpıyorum ince ince. Soğan salatası için kapya biberden sonra soğan doğranıyor. Yarışmayı sen kazanırsan parayla ne yapacaksın? Vallahi kazanırsam benim bir niyetim var. Nedir niyetin? Diyorum ki insanın vatanı olmazsa hiçbir şey olmaz. Şehit ailelerine nasipse vermeyi düşünüyorum. Bu güzel düşüncen için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz Gürbüz. Yapacak bir şey yok. Bu vatan bizim. Soğan salatasına devam eden yarışmacımız kapya biber ve soğandan sonra maydanoz doğruyor. Soğan salatamızı yıkıyoruz. Ahmet, Yurda Gül Hanım nasıl biri sence? Ya Yurda Gül Hanım bilmiyorum, enteresan yani, şaşırtıyor beni. Seni neyi şaşırtıyor? Çamaşır suyu, vejetaryen olup da bir sürü bir şeyler yemesi tuhaf, enteresan. Vejetaryen olması mı seni şaşırttı? Vejetaryenim dedi Yurda Gül Hanım. Bizden önce bitirdi beytiği. Yurda Gül Hanım vejetaryen. Kendi masasında da yemişti. Vejetaryen olduğunu söylüyordu. Acaba vejetaryenliği yanlış anlamış olabilir mi? Sadece et yiyor olarak anlamış olabilir mi? Bence hepsini yiyecektir. Zaten vejetaryen olduğunu da düşünmüyorum. Bu ne ya Ahmet? Bu kuyruk yağı. Kebapta olmazsa olmazlardan birisi. Kebapta muhakkak kuyruk yağı olmalı mı? Kebapta zaten dana etinden yapılıyor. Dana eti biraz kuru oluyor. Bunun içine de kuyruk veya kuzu döşü koymadığınız zaman kuru olur. Ana yemeğin kebaplarına girecek kuyruk yağları bıçakla doğranıyor. Ahmet, zırha bakabilir miyim? Evet, bu bizim aile büyüklerimizden kalma. Bu zırhı dükkanda mı kullanıyorsun? Yok, dükkanda bizim şeyle zırhla bir işimiz olmuyor. Biz pidede yani zırhlık bir şey olmuyor. Bu kebapçılarda genelde olur. Kebaba lezzet vermesi için doğranan kuyruk yağları daha da ince hale gelsin diye zırhtan geçiriliyor. Kuyruklarımız biraz ince olması lazım. Çok da ince olduğu zaman kuruma yapıyor. Kebap için dananın neresini kullanacaksın? Ben her zaman kuzu ve danada sokum taraftarıyım. Sokum antrikotun bittiği noktada başlayan kalçada olan kemikli bir ettir. Çok lezzetli olur. Yani kemiği çok olan bir ettir daha doğrusu. Zırhtan geçen kuyruk yağı kıymayla karıştırıldıktan sonra karabiber eklenip yoğruluyor. Ahmet, menüye nasıl karar verdin? Bu menü genelde benim yediğim bir menü. Yaptığım ve yediğim bir menü. O yüzden yapıp yedirdiğim bir menü olduğu için o şekilde karar verdim. Ana yemeğe devam eden yarışmacımız kebap için kuyruk yağı ve kıymayı tekrar zırhtan geçiriyor. Yürü biz bak 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 neler yapılıyor. Gördün mü? Dantel gibi işliyorsun bunu. Kuyruk yağıyla lezzetlendirilen kebabın kıyması zırhtan geçirildikten sonra yuvalama için ıslatılan kırık pirinçler tezgaha alınıyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Her şeyde Gürbüz olduğu gibi biraz tuz atacaksın damak tadı. Gürbüz, o pirinçleri ısladık. Pirinç unu kullanmıyoruz dedik, biliyorsunuz. Bu şekilde hafif sulu bırakıyorum onu. Yuvalamanın köftesi için merdane ile ezilen kırık pirinçlere kıyma da eklendikten sonra zırhtan geçiriliyor. Bu Gürbüz, bu tezgah gece 2'de buldum biliyor musun? Bu tezgahımız çatladığı için. Gece 2'de mi buldun? Gece 2'de buldum şu tezgahı. Nereden buldun? Bizim hemen karşımızdaki bir esnaf arkadaş var. Tam böyle adamlar çıkıyordu. Ben onları yakaladım. Dedim ki böyle böyle, adam da biraz homurdandı. Bizim arkadaşımızdır kendisi. Ya biz onu kullanıyoruz falan filan ama dedik yapacak bir şey yok. Biz onu alacağız yani, adamın tezgahından çıkardık aldık. Gerçekten mi? Kesinlikle. Şu anda yuvalamanın köftesini mi yapıyoruz? Yuvalamanın köftesini, yalnız bir dakika Gürbüz, o kadar basit bir şey değil. Yuvalamanın köftesini pirincini ezerek kendim yapıyorum. Buna normalde pirinç unu da koyarak yapıyor yani insanlar.
yuvalamanın köftesi için zırhtan geçirilen kıyma ve kırık pirinç istenen kıvama geldikten sonra elde yuvarlanıp unlu kaseye alınıyor. Yuvalama çorbası yoğurtlu bir çorba. İçinde et de var. Nohut su haşlayacak mı yoksa hazır mı kullanacak bunu merak ediyorum. Benim masamda fazlasıyla bunu eleştirmişti. Merakla bekliyorum nasıl yapacak. Yoğurdun kesilip kesilmemesine de çok dikkat edeceğim. Çok zor bir çorba değil. Ama güzel bir çorba. Güzel yapılırsa güzel bir çorba olduğunu düşünüyorum. Yuvalamanın köftelerini bitirdik. Şimdi neye geçiyoruz? Köftelerini bitirdim Gürbüzcüğüm. Hemen neye geçiyoruz? Kuşbaşı etini doğrayacağız. Dediğim gibi ben sokumcuyum. Sokumdan yaparım. Sokum çok lezzetli bir ettir. Ama firesi çok fazladır. Bunu insanlar o yüzden tercih etmez. Neden tercih etmez? 3 kilo et alırsın, 2 kiloya düşer. O sebepten ama şöyle... Kuzu şişimiz hazır mı? Kuzu şişimiz hazır. Kebabın kıyması nerede? İçeride kattım, görüyor musun? Patlıcanlar nerede? Patlıcan hemen doğrayacağım, bir şey yok patlıcan. Kebaplık şişlerin hazır mı? Her şeyim hazır. Yuvalama çorbasına girecek etleri doğrayan yarışmacımız şimdi de patlıcan kebabının patlıcanlarını kesiyor. Gürbüz, inanın ki ben iş yerinde bütün arkadaşlara derim ki bakın arkadaşlar parada hiçbir sorun yok. Yenilsin, içilsin ama kesinlikle israf edilmesin diye üstüne basa basa söylerim. Burada da yani şu patlıcanı şurada poşete koyacağım ama inanın ki hepsini değerlendireceğim. Evime götürürüm. Akşam bir patlıcan söğürme yaparım veya biberle kızartırım, bir şekilde yerim. Kesinlikle ve kesinlikle dünyamızı sevmemiz lazım, israf etmememiz lazım. Bir sürü insanlar aç susuz yaşıyorlar. O yüzden mümkün mertebe dikkat etmemiz lazım. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi hemen nohutları ben hiç korkmam, açarım direkt. Çok korkarlar aslında. Düdüklü tencerenin havasını almıştın zaten. Havasını aldıktan sonra hiçbir şey olmaz. Peki nohutlar pişti mi sence? Pişti, göreceğiz Gürbüz. Tadına bakalım mı? Tadına bakacağım Gürbüz. Yuvalama çorbasının haşlanan nohutlarını kontrol eden yarışmacımız doğradığı etleri tencereye alıp kavurmaya başlıyor. Ardından gavurdağı salatasının soğanları doğranıyor. Bu soğanımız ne içindi? Gavurdağı içindi. Gavurdağı salatasına da mı geçtik? Evet, gavurdağına geçeceğiz. Aynı anda kaç yemek yapıyoruz Ahmet? Yapmamız lazım Gürbüzcüğüm. Ahmet, eşinle mahalleden mi tanışıyorsunuz? Aynen. Mahallemizin kızına yan bakma değil de birbirimizi sevdik. Neden o kadar erken evlendiniz? O kadar mesut ve bahtiyarım ki erken evlendiğime. Neden biliyor musun? Şimdi Elif'i gördünüz. Elif'le arkadaş gibiyiz. Ne büyük nimet. Gavurdağı salatası için biber ve taze soğan yıkayan yarışmacımız patlıcan kebabının şişlerini hazırlıyor. Yuvalama çorbası için kavrulan etlere köfteler de eklendikten sonra şişlere takılan patlıcan kebapları tepsiye alınıyor. Adam başı 3 tane patlıcan, 3 tane şey olarak düşünüyorum. Kıyma ve patlıcan mı? Evet, kıyma patlıcan. Bugün yemeğe doyacaklar mı? Ahmet, beni düşünüyor musun? Herkesi düşünüyoruz. Hep öyle diyorlar ama ilk beni unutuyorlar. Evet, aynen doğru söylüyorsun Gürbüz. Patlıcan kebabını tamamlamaya çalışan yarışmacımız patlıcan ve kıymayı şişlere takmaya devam ediyor. İşte patlıcan kebabımız böyle oluyor. Eti biraz dişli olması gerekiyor. Ekranda izleyenlerimiz ya kuyruklar niye beyaz bu kadar... dedikleri zaman onlara diyorum ki her zaman söylediğim gibi kuyruğun iri olması lezzetlidir ama bir risktir. Neden risktir? İri olduğu için fazla birbirine geçmediği için et dökülme ihtimali var. Ama ben lezzet için o riski göze alıyorum. Ana yemeğe devam eden yarışmacımız patlıcan kebabından sonra kuzu şişleri hazırlıyor. Ardından kıyma kebabı için soğan doğruyor. Ocağa geçelim mi? Hadi ocağa geçelim. Konukları için mangal yakmak isteyen yarışmacımız hemen evin bahçesine geçiyor. Koş Ahmet koş! Ahmet mangal güzel olacak mı? Evet mangal burada güzel olacak. Hemen yakacağız bunu. Ocağın başına geçen yarışmacımız mangallık odun kömürlerini yaktıktan sonra çabuk alev alması için üzerine boru yerleştiriyor. Bu boru ne işe yarıyor? Boru ateşin daha hızlı yanmasını sağlar. İçindeki alttaki
sıcağı yukarıya attığı için alttan yukarıya alev çıkacaktır. Mangalı yaktıysak hadi hemen mutfağa. Koş Ahmet koş. Koşuyorum Gürbüz. Hemen mutfağa dönen yarışmacımız yuvalama çorbası için haşlanan nohutlarını kontrol ediyor. Evet çorbamız kaynıyor. Hemen ne yapıyoruz? Adana kebabını, Adana kebabı demeyelim de kıyma kebabının biberini çekeceğiz. Kıyma kebabı için doğranan soğan ve kapya biber zırhtan geçiriliyor. Şimdi bu kendi usulümce diye kıyma kebabı dedim. Soğan, kapya biber, az bir şey de içine maydanoz koyuyorum. Kıyma kebabı için zırhtan geçen soğan ve kapya bibere maydanozdan sonra patlıcan kebabından kalan kuyruk yağlı kıyma ekleniyor. Şimdi ne ekliyoruz? Biraz pul biber ekleyeceğim. Bu dediğim gibi kendi usulümce tabirimiz vardı. Aynı zamanda buradan geçiyoruz yuvalamalarımıza. Yuvalama çorbasını kontrol eden yarışmacımız kıyma kebabına pul biber ekledikten sonra tekrar zırhtan geçirip yoğuruyor. İstediği kıvamı yakaladığı anda da şişlere tutturuyor. Evde kıyma kebabı yapmak isteyenlere ne önerirsin? Şimdi eti makineden çektiğiniz zaman sıkıntı, sıkıyor yani. Hiç olmadı kuyruğunu, döşünü böyle zırhla çekmeniz lazım ki ağza böyle gelsin biraz et tadı. Makine öldürüyor. Kaç şiş yapacaksın? Normalde 3 şiş 6 kişiye yetiyor. Yarım yarım koyacağım için hepsinden. Ana yemeğine devam eden yarışmacımız kıyma kebabını tamamlamaya çalışıyor. Ana yemeği tam da Ahmet Bey'den beklenildiği gibi. Ama çorbada da et var. Şimdi ana yemekte de et var. Ben bunu şimdi bir uyumsuz buldum. Ama bizim masalarımızda bulgur pilavı olmasını, kebabın yanında bulgur pilavı olur diye bir yorum yapmıştı. Ben burada bulgur pilavı şu an göremiyorum. Keşke o da bulgur pilavı yapsaydı. Artık patlıcan kebabı, kebap duymaktan ben sıkıldım. Sanırım Ahmet Bey'in en iyi yaptığı şey kebap. Ahmet, bir an önce yuvalama çorbasıyla gavurdağ salatasını tamamlasak nasıl olur? Evet, kesinlikle Gürbüz doğru söylüyorsun. Hemen çorbayı çıkarıyorum. Yuvalama çorbasının terbiyesi için neler kullanıyorsun? Çorbanın terbiyesine un koyacağım. Tuz. Eyvah! Şok oldu. Unu iyidir. Buradan bir tane yumurta kırıyorum. Un, yumurta ve yoğurttan oluşan terbiye süzülerek yuvalama çorbasına eklendikten sonra güzelce karıştırılıyor. Kesilmemesi için karıştırmak mı gerekiyor? Evet. Bunu çok ciddi bir mevzu. Devamlı karıştırmamız gerekiyor. Bence kış çorbası bu havada, bu mevsimde çok ağır bir çorba. Ben hiç sevdiğim bir çorba değil. Risk almış diye düşünüyorum açıkçası. Yani yapımı çok zor. Vakti yetiştirebilecek mi? Ne şekilde ilerleyecek? Minik minik olması gerekiyor, dağılmaması gerekiyor. Pişme oranının çok iyi olması gerekiyor. Riskli bir çorba seçmiş. Eğer başarılı olursa, lezzeti de yerindeyse götürür diye düşünüyorum. Şimdi neye geçiyoruz? Gavurdağ salatamıza geçiyoruz. Gavurdağ salatasının özelliği nedir? Gavurdağ salatasının özelliği ceviz, taze soğan. Taze soğan mı? Taze soğan tabii. Gavurdağ salatasında kuru soğan olmaz mı? Hayır, taze soğan da koyulur. Gavurdağ salatası için taze soğandan sonra kuru soğan doğranıyor. Ahmet, bugün kaç puan bekliyorsun? Vallahi yetiştirebildiğim zaman iyi puanlar bekliyorum ama İnşallah yetiştirmem gerek. 10 puan veren olur mu sence? Yetiştirirsen verir. Lezzetine vermesi lazım. Gavurdağ salatasına domates ve salatalık doğrayan yarışmacımız cennet çamuru tatlısının şerbeti için tencereye sıcak su koyuyor. Şerbeti göz kararı mı yapıyorsun? Göz kararı yapıyorum. Göz kararı yapmak zorundayım Gürbüzcüğüm. Ama risk alıyorsun. Risksiz olmaz. Kaçanı kovalamak lazım Gürbüz. Tatlının şerbetine göz kararı şeker ekleyen yarışmacımız gavurdağ salatasını da zırhtan geçirdikten sonra buzdolabına alıyor. Neyimiz kaldı Ahmet? Hemen cennet çamuruna geçiyoruz. Cennet çamurundan sonra kebaplar için mangala gidebiliriz. Bu arada maalesef kalan süren tam 25 dakika. Cennet çamuru için yarışmacımız önce tereyağı eritiyor. Göz kararı hiç bir usta şey yapmaz, şerbet yapmaz. Göz kararı yaptım. Oldu mu sence? Ben yaptım, oldu. Neden fincana şerbet koydun? Tadına bakacağım Gürbüz. Cennet çamuru için doğranan taze kadayıflar eriyen tereyağıyla karıştırılıyor. Şerbet nasıl olmuş? Şerbet gerçekten güzel. Sallamıyorsun değil mi? Ciddiyim, sallamıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten, Allah yardım etti yani. Kaymaklı cennet çamuru. Ahmet Bey, çamura düştün, haberin yok. Çamura düşüreceğim onu. Bunca ağır yemekten sonra
Umarım tatlısı hafiftir. En azından midemiz rahatlamış bir şekilde eve gideriz. Çamur at, izi kalsın demek istedi galiba. Manidar bir tatlı mı? Bilmiyorum, hiç yemedim. Bir fikrim de yok açıkçası. Sonuçta şekerli bir tatlı geleceği belli. Kıvamı vesaire güzel olursa ona göre de değerlendirmemi yapacağım. Kebabın yanında verilecek biber ve domatesleri dilimleyen yarışmacımız, cennet çamurunun tereyağında kavrulan taze kadayıflarına toz Antep fıstığı ekliyor. Cennet çamuru tatlısının görüntüsü nasıl oluyor? Yani normal bu natürel görünüşü var. Onun içine kaymak koyacağım. Kaymağı hazır mı aldın? Aynen, hazır. Kavrulan cennet çamuru istenen kıvama geldikten sonra şerbeti dökülüyor. Hadi Ahmet, bir an önce mangala gidelim. Yardım etmemi istersen edebilirim. Onları sen getir Gülbüz. O zaman bunları da ben getiriyorum. Tamam Gülbüz, hadi kalk. Hadi o zaman gidelim. Geliyorum, geliyorum. Parmaklara dikkat. Koş Ahmet, koş. Aman havuza düşme. Yok yok, düşmeyeceğim. Geldim. Mangalı önceden yakan yarışmacımız hemen şişleri yerleştiriyor. Bu kebaplar adamın parmağını yedirtir. Ana yemek için hazırlanan kıyma kebabı, kuzu şiş ve patlıcan kebabı mangalda pişerken biber ve domatesler şişlere takılıyor. Ahmet, bu arkada gördüğümüz yer su kemeri mi? Evet. Bu su kemerleri kaç senelik? Rivayete göre 1500 sene Gürbüz. 1500 senelik mi? Aynen. Yalnız tamamlanamamış. Bizimkiler tamamlamış tabiri caizse. Ahmet, o elindeki ne yapıyorsun? Neşe vermek lazım. Hop. Ateşi neşelendirelim. Ahmet, bir şey söyleyebilir miyim? İki şey söyle Gürbüz. Bahçede Japon balıkları vardı. Neredeler, gösterir misin? Hemen şurada Gürbüz, beni tutma ya. Sen müminle biraz takıl. Hadi gel mümin, Japon balıklarına bakalım. Gürbüz neredesin ya? Hadi kebaplar geçiyor ya. Hadi ya, Allah Allah. Çek 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 çek. Ey maşallah be. Evet evet maşallah. Etin kanlısı, balığın canlısı. Çek. Allah çektirmesin. Çek Ahmet, çek. Kebaba gel. Gel kebaba gel. Oy, darlandım yine be. Geliyor geliyor, Ahmet'in kebapları geliyor. Evet, ey maşallah, gönder Allah'ım gönder. Ahmet, üzgünüm ama kalan süren tam 10 dakika. Bitti bitti bitti, masa 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 masa. Ana yemekte servis edilecek kebaplarla birlikte domates ve biberler de mangalda pişmeye devam ediyor. Ahmet, masaya mı gidiyoruz? Ya Allah, bismillah. Koş Ahmet, koş. Koşuyorum. Açılın. Çabuk ol Ahmet, çabuk. Tabaklar nerede? Burada. Oha. Hadi hemen masayı kuralım. Kurdum masayı, kaçılın kardeşlerim, hop. Ay maşallah maşallah. Suplaları masaya alan yarışmacımız hemen yemek takımlarını yerleştiriyor. Hadi bismillah. Hadi. Kesinlikle olacak. Ahmet, galiba başardın. Başardım. Yavaş yok bugün. Eyvah, kebaplar yanıyor. Kebaplar. Koş Ahmet, koş. Kebaplar ne durumda? Kebaplar çok şahane. Ahmet, masa yarım kaldı. Geldim. Geliyorum. Gürbüz sıkı dur. Sesim kısıldı be. Beni korkutmaya başladın Ahmet. Çabuk ol hadi, çabuk. Aa, peçeteler. Eyvah, peçeteleri unuttuk. Buradan peçeteler mi, kim aldı ya? Peçetelerim buradaydı. Bak işte orada. Ha, söylesinize. Elif, Elif neredesin? Gel buraya. Koş Elif, koş. Allah senin iyiliğini versin. Koş. Peçeteler buradaymış Ahmet, neden kızıyorsun? Peçeteler burada mı? Ahmet, şu anda bütün ailen arkanda. Türkiye benim yanımda. Kazansam da kazanmasam da. Eyvah, Elif masaya bardak koydu. Aa, Elif ne yapıyorsun sen? Hemen geri al çabuk. Çabuk koy yerine. Böyle şey mi olur ya? Son 4 dakika. Mangal yakacağını söylüyor. 6 kişiyiz. Fazla fazla et pişirmesi gerekiyor. Yaptığı bu menüde mangal olacağı için bahçede bir masa olacağını düşünüyorum. Herhalde evin salonunda bizi ağırlamaz bu menüyle. Bildiğiniz böyle restoran menüsü olmuş. Ben de dışarıda beklerim. Böyle yeşilliklerin içerisinde bir masa bekliyorum kendisinden. Ahmet Bey, çok merak ediyorum. Ne şekilde, ne biçimde, nasıl bir lezzetlerle önümüze çıkacaksınız? Çok büyük konuştunuz, çok iddialıydınız. Umarım patlamazsınız. Kebaplar bende. Yanmış mı? Hayır. Kebaplar yanmadı mı? Hayır, yanmadı. Yanan benim. Son 2 dakika, çabuk. Geldim Gürbüz, dur etme.
Kalbim duracak, dur. Pişen kebapları mangaldan alıp şişlerden çıkaran yarışmacımız masaya dönüp bardakları yerleştiriyor. Koştum. 10 kilo verdim Gürbüz senin yüzünden. Mangalda pişen kebaplarını tencereye alan yarışmacımız zaman kaybetmeden mutfağa dönüyor. Gürbüz, bunlara iyi bak. Ben hemen geliyorum. İnanmıyorum Ahmet. Bu ne? Bu özel. Uğraştık. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Ya ne zannettin? Ben gidiyorum Gürbüz. Koş Ahmet, koş.